Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz haroşa örgüden oluşmakta. E, battaniye örebilirsiniz. Bebek yelekleri veya ceketleri yetişkinlerin örgülerinin tamamında bu modelimizi kullanabilirsiniz. Modelimizin arkasını çevirdiğimizde bakınız haroşa örgülerimizi görmekteyiz. E, hiçbir şekilde sarkma, sünme yapmayacaktır. E, direkt lastik kullanmadan bu şekilde de modelimizi çalışmaya başlayabilirsiniz. Evet hemen yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için ilmeklerimi şişime toparladım. 8 ve katlarıyla modelimizi kuruyoruz. 3 numaralı şişimi kullanıyorum. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sıramızdayım ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimizde şöyle ipimi alıyorum. Hemen ilki de örerek başlıyorum. Sona kadar birer birer düz olarak örelim. Birinci sıramızı düz örerek bitirdim. İkinci sıramızdayız. İkinci sıramızda yine düz olarak örüyorum. Ve örgüm haroşa oluyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu sıramızda düz olarak örelim. Bir sıramızı örerek geldim. Bir sıra arka yönden düz ördüm. Ön yüzden tekrar düz ördüm. Yine arka yöndeyiz ve üçüncü sıramızdayız. Diğer rengimizi bağladık. Her rengimizi iki sıra şeklinde örüyoruz. Bir tane kenar ilmeğimiz her iki ucumuzdan ayırmıştık. Dikiş ilmeklerimiz. Bir ilmeğimi alıyorum. İki tane ilmeğimi yine örmeden geçiriyorum. Birinci aldığım ilmeğim dikiş ilmeğim. İkisi modelimizin içerisindeki gerekli olan ilmeğim. 6 tane düz örmeye başlıyorum pembe rengimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. İpimi arka taraf. 6 tane pembemi ördüm. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. Tekrar 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 altı. altı düzümü ördüm 2 tane ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum 6 düzümü 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi aldım bir tane kenar ilmeğimi şuradan örelim Evet kenar ilmeğimi de örerek tamamladım 6 tane düz 2 boş 6 tane düz 2 tane ilmeğimizi örmeden şişimizi aktardık şekliyle düz olarak ördüm örgümün arkasını çeviriyorum ve dördüncü sıramızı örmeye başlıyoruz dördüncü sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum birincisi ilk ilmek olduğu için örmüyorum diğer ikisi modelimiz olduğu için şişimize aktarıyoruz buradaki 6 tane pembe rengimizi yeniden düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi düz ördüm 2 4 6 ipim arkaya alıyorum yani kendimizden tarafı alıyorum 2 ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum ve yeniden ipim önde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi kendimizden tarafa yani birinci uzatmış olduğumuz ilmekle aynı yönde olacak şekilde ipimizi ayarlıyorum. Kendimizden tarafa ve şişime boş geçiriyorum. 6 tane düzümü tekrar örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 ilmeğimi örmeden. iki ilmeğimi örmeden alıyorum son ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum ve dördüncü sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz beşinci sıramızda yine renk değiştiriyoruz diğer rengimizi hemen bağlıyorum ve iplerimi koparmıyorum rengimi bağladım modelimizin beşinci sırasındayız ve diğer ipimi bağladım hemen örmeye başlayalım kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi örmeden yine alıyorum ipim arkada kalıyor 5 tane 6 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 3 4 5 ve 6 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipim arkada tekrar 6 tane ilmeğimi düz örüyorum pembelerimin üzerine daha koyu bir pembe ile örüyorum 2 beyazımı yine örmeden alıyorum Altı ilmeğimi ördüm 2 beyazımı ipim arkada örmeden aldım İki beyazımı örmeden aldım son ilmeğimi yine düz olarak örüyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum 5 sıramızı bitirdim 6 sırama başlıyorum 6 sıramızda aynı işlemimizi yapıyoruz 6 tane düz iki tane örmeden alıyorum altı düz iki tane örmeden alıyorum. Bence ilmeğimi örmeden aldım. İki düzümü şişime geçiriyorum ve iplerim yine aynı üst üste kalıyor. Hemen düz olarak 1 2 3 4 5 ve 6 pembelerimin hepsini örüyorum. İki düzümü tekrar şişime aktarıyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. iki düzümü örme iki beyazımı örmeden alıyorum diğer renkteki pembemizi bakınız altı ilmeğimiz zaten çok belirli örüyorum ipimi alıyorum iki beyazımı işime geçiriyorum ve sona kadar ilerleyelim Evet pembemizde iki sıramızı ördük bakınız bir diş haroşamızı oluşturduk şimdi alt sıradaki açık pembemizle aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Boşlarımızı yine boş olarak alıyoruz. Beyazlarımızı örmeden şişimize aktarıyoruz. 6 tane düz ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen başlayalım. Renk değiştirdiğim için birinci ilmeğimi örüyorum. Açık pembemle 2 tane ilmeğimi şişime aktarıyorum. 6 tane düzümü örüyorum. iki ilmeğimi alıyorum ilmeklerimiz hep üst üste olacak önümüzde bir önde bir arkada şeklinde olmayacak aldığımız ilmekler bakınız hepsi arka yüzde düz olarak örüyorum iki ilmeğimi örmeden taktım ve devam ediyorum son ilmeğimi de ördükten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum hemen Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakınız arka yönüne gelecek şekilde iplerimizin örmeden aldığımız bölümleri hemen birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane beyazımı şişime geçiriyorum. Bir ve iki. başlıyorum düz olarak açık pembemizin ikinci sırasını örüyorum beyazlarımda ipimi kendimden tarafa alıyorum şişimi geçiriyorum tekrar öne alıyorum ipimi düz olarak örüyorum ipimi alıyorum şişlerimi ilmeklerimi geçiriyorum birinden diğerine örmeden ipim tekrar önde düz olarak örüyorum bir sıramı tamamlıyorum Evet sıramızı tekrar tamamladık şimdi şöyle bir bakalım bakınız e açık pembemiz daha koyu pembemiz ve açık pembemizi ördük birer diş haroşamızı ve aralarındaki beyazlarımızı hiç örmeden şişimizi aktardık. 6 ilmeklerimizi ördük. iki tane ilmeklerimizi örmeden şişe aktarmıştık. Şimdi beyaz rengimize geçiyorum. Ve beyaz rengimizde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Baştan sona örmediğim ilmeklerimi de örüyorum. Bakınız. ve patladığım ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örerek ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek tamamladım. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Yine bir uçtan bir ucu bütün beyazlarımı düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum sırasıyla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece beyazımızda bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Diğer renklerimizde iki ilmeğimizi örmemiştik. Modelimizi tamamladık. Şimdi kaydırarak yeniden kurmaya başlıyoruz. İkinci rengim olan hemen pembemi alıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir boş ilmeğimiz bu. Renk değiştirdiğim için örüyorum. Bir, 2, 3, 4. Boş ilmeğimizle birlikte 5 tane ilmeğimiz örülmüş durumda. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Ve aradaki 6 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane beyazımı örmeden şişimi aktarıyorum. 6 tane düzümü örüyorum 2 3 4 5 ve 6 2 ilmeğimi örmeden alıyorum 6 ilmeğimi örüyorum 5 ve 6 2 tane ilmeğimi örmeden takıyorum kenardaki ilmeklerimin tamamını örüyorum 5 tane ilmeğim birisi kenar ilmeğim 4 modelimizin kendisinden olan ilmeklerimiz kaydırma işlemindeki sıramızı bu şekilde yerleştirdik. Şöyle görelim. Bakınız beyazlarımız tam ortalı halde oldu. Şimdi arkadan bütün sıramızı düz olarak örelim. Beyazlarımızı tabi yine örmeden alalım. İlk ilmeğimi örmüyorum. Düz olarak 2-3-4 2 tane ilmeğimi ipimi alıyorum. Örmeden beyazlarımı alıyorum ipimi tekrar öne geçirerek düz örüyorum 6 tane düz 2 ilmeğimizi örmeden şişimize aktaralım 1 ve 2 sıramızı tamamlayalım açık renkli pembe ipimizle bir sıramızı ördüm şimdi aşağıdaki kurulum üzerine koyu pembemiz tekrar açık pembemizi iki sıra örelim yani birer diş haroşa oluşturacak şekilde beyaz ilmeklerimizi örmeden alalım ve beyaz rengimizle tekrar görüşelim dilimizin ikinci kurulumunu kaydırarak yaptık ve birer diş haroşalarımızı ördük. İki tane beyazımızı örmeden aktardık. Şimdi beyaz rengimizde bir sıra tamamını örüyoruz. Arkadan yine tamamını örerek geliyoruz ve tekrar ilk kurulumumuzu kuruyoruz. Beyaz rengimizde bütün ilmeklerimizi örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi örüyorum. Sona kadar hepsini örelim. Örmeden aldığım ilmeklerim. Bakınız düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi. Sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Tekrar arkasını çeviriyorum örgümün. Bütün sıramızı beyazla örüyoruz. sıramızı tamamlayalım sonuna kadar beyaz rengimizi örerek geldim ve ikinci kez modelimizi e, kurduk şimdi e, birinci sırada kurmuş olduğumuz şekliyle modelimizi kuralım bir sıra bir grubumuzu ilk sırada ördüğümüz gibi ikinci grubumuzu ikinci kaydırarak yerleştirdiğimiz şekilde örerek istediğimiz ölçü gelene kadar devam edelim modelimizi örerek bu şekilde tamamladım Bakın şöyle arkasında çevirdiğimde arkası da bu şekilde görülmekte. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.